Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı ile basın toplantısı düzenliyor, izliyoruz. Size mecbur kılan bir sorumluluk. Bu çerçevede konularımızı ele aldık. Başta Suriye, Irak, Filistin, Güney Kafkasya, Yemen ve Afganistan olmak üzere ayrıca Ukrayna ve Libya konularını da masaya yatırdık. Suriye konusunda kendileri de ifade ettiler. Daha derinlikli neler yapılabilir o konuyu ele aldık. Bizim Türkiye olarak Suriye konusundaki pozisyonumuzun ne kadar net olduğunu biliyorsunuz değerli arkadaşlar. Bizim Suriye hükümetinden ve onlarla yapacağımız işbirliğinden beklentilerimiz net. Özellikle bunlar ülkemizdeki mültecilerin sağ salim, gönüllü bir şekilde, onurlu bir şekilde ülkelerine geri dönmesini Suriye hükümetinin temin edici adımlar atması, ilave mültecilerin ülkemize gelmesini önleyecek tedbirler alınması ülkede ve üçüncü ve son olarak da terörle mücadelede, özellikle PKK terörünü yok etmede ülkemizle işbirliğine önem vermesi ve PKK terörünü Suriye gündeminden çıkarma yolunda bizimle beraber çalışması. Bunlar bizim için olmazsa olmaz konular. Kendilerinin de olmazsa olmazları var. Biz bunları anlıyoruz. Özellikle İran ve Rusya katılımıyla da dörtlü formatta konularımızı tartışıyoruz. Diğer taraftan Irak konusunda da yoğun görüşmelerimiz oldu. Özellikle Irak'ın istikrarı ve kalkınması ve terörle mücadele konuları, İslamofobi ile ilgili konuları değerli dostumla görüştük. Biliyorsunuz son zamanlarda özellikle Avrupa'da kutsal kitabımız olan Kur'an-ı Kerim'e yönelik, İslami değerlere yönelik saldırılar artmış durumda. Bunu da biraz da kasıtlı bir şekilde yapıyorlar. Buna yönelik İslam İşbirliği Teşkilatı çatısında neler yapabiliriz, ne türden tavırlar alabiliriz? İki Müslüman ülke olarak bunun da görüş alışverişinde bulunduk. Ayrıca biz Türkiye olarak İran ve Suudi Arabistan arasında varılan mutabakatı da destekliyoruz. Bunu ilk yapıldığı zaman da söylemiştik, şimdi de söylüyoruz. Özellikle kendileri de söylediler, Suudi Arabistan, İran, Türkiye bölgenin güçlü ve büyük sorumlu ülkeleri. Bu ülkelerin barış ve istikrar içerisinde olmaları bölge halkları için de fevkalade önem taşımakta. Ayrıca nükleer anlaşma müzakerelerinin devam etmesini de önemli buluyoruz. Bu konuda da kendilerinden bilgi aldık. Onun için de ayrıca teşekkür ediyorum. Son gelişmeleri bizimlerle paylaştılar. Ben tekrar kardeşim Emir Abdullahyan'a şahsıma ve eğitime gösterdiği misafirperverlik için teşekkür ediyorum.